Atatürk'ü, geleceğimizi. Özgürlüğü kazandırır. Bir iradeyi kazandırır. Daha özgür, daha bağımsız bir ülke. Demokrasiyi. Hürriyet. Demokrasiyi hissettiriyor. Merhaba, bugün 29 Ekim 2022. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun tam 99. yılı. Şimdi hep birlikte Beşiktaş Meydan'da halka sorular yönelteceğiz. Buyurun. 29 Ekim size ne hissettiriyor? Atatürk'ü, geleceğimizi, aydınlık günleri. Çok güzel bir şey. 29 Ekim çok güzel. Cumhuriyet halka ne kazandırır? Özgürlük. 29 Ekim sana ne hissettiriyor? 29 Ekim sana ne hissettiriyor? Ben Türk değilim ki. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hiç mi bilmiyorsun? Peki, teşekkürler. Bir yıl kaldı 100. yılımıza. Bir yandan bunu düşünüyorum. Bu güzel bir his çünkü yani 100 yıl öncesinde nereden nereye geldiğimizin kanıtı bu aynı zamanda. Güzel düşüncelerim var. Ama bir şey dememe gerek yok bence. 29 Ekim size ne hissettiriyor? 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte öncelikle daha özgür, daha bağımsız bir ülkede olduğumuzu hissettiriyor. Şimdi mesela topluca arkadaşlarımla buluşuyorsam, gezip eğlenebiliyorsam bu Cumhuriyet'in değerleri sayesinde özgürce yaşayabilmemiz bu ortamda mümkün olabilmesi Cumhuriyet'in kazanımlarından olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyeti kime borçluyuz? Cumhuriyeti başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz. Neticede onlar biz özgürlüğümüzü kazanabilmek için, özgür insanlar olarak yaşayabilmemiz için zamanında hani canlarını hiçe saydılar. Buna borçluyuz öncelikle. Ve hani geriye baktığımızda bu insanların sayesinde burada olduğumuzu hatırlayarak onları şükretmeliyiz bence. Hani şu anki baktığımız duruma göre ve 100 yıl öncesine baktığımız zaman aslında hani ne kadar şanslı bir jenerasyon olduğumuzu fark etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta 100 yıl önce ne vardı? Monarşi vardı. Ama bu insanlar başta tekrardan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bunu yıktılar. İnsanlara özgürlük verdiler. Hani şu an biz hayallerimizi kovalayabiliyorsak ya da istediğimizi düşünebiliyorsak bunları kesinlikle bu insanlara borçluyuz. Herkese merhaba. Bugün 29 Ekim. Çok coşkulu bir gün. Halkımıza soracağız şimdi. 29 Ekim hakkında ne düşünüyor? Ne hissediyor? Kadıköy'deyiz. Atatürk yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Atatürk yaşasaydı ona minnettar olurdum yani çok. 29 Ekim size neler hissettiriyor? 29 Ekim Türk milletinin yeniden kendine dönüşü, Cumhuriyet Bayramı ve Türk milletinin özgürlüğe kavuşması hatırlatıyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun kızım. Soru sorabilir miyiz? Tabii sorabilirsin. Ne demek? 29 Ekim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim? Atatürk bize bağışlamış bu ülkeyi. Size neler çağrıştırıyor? Ne hissediyorsunuz 29 Ekim? Hürriyet. Peki Atatürk şu an yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Onu ellerinden gözlerinden öpüp bana bu ülkeyi bağışladığı için teşekkür ederim. 29 Ekim size neler hissettiriyor? 29 Ekim bana demokrasiyi hissettiriyor. Burada konuşabilme gücümü hissettiriyor. Okumayı hissettiriyor. Mücadeleyi hissettiriyor. Atatürk yaşasaydı ona ne söylemek isterdim? Ya ona çok ihtiyacımız olduğunu söylemek isterdim.